Hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler, ilk konuğum benim için çok özel. Antalya Spor Teknik Direktörü ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin efsanesi sevgili Alex de Souza ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hem Türkiye'ye hem Antalya'ya. Para Antalya'ya size bienvenido. Obrigado por convite. Davetiniz için çok teşekkürler. Benim için çok özel. İlk yayınım olacak. İlk açılışı da sizinle yapmak istedim. O yüzden ayrı bir öneminiz var. Onu da söylemek isterim. Muito boa sorte, Pedro. Size çok şanslar, iyi şanslar diliyorum. Sürprizlerle dolu bir röportaj olacak. Onun sinyalini vereyim. Hazır mısınız sürprizlere? Vamos esperar. Bekliyorum. Peki, alıştınız mı Antalya'ya? Nasıl sıcaklarlar? Aqui é muito quente, você gosta? Não, não gosto. Mas é o que tem, né? Então temos que sou de um local frio. Sıcağı sevmiyorum. Tabii ki daha serin bir havayı tercih ederim ama burada olan hava bu şekilde. Buna alışmamız gerekiyor. Türkiye'ye yeniden hoş geldiniz dedik. Biraz geçmişe götüreceğim sizi. Teknik direktörlük kariyerinize Brezilya'da başlamıştınız ve bir süre sonra sizi yeniden Türkiye'de gördük. Türkiye'ye getiren şey ne oldu sizi ve Türkiye'de herhangi birinden tavsiye aldınız mı ya da bir öneri aldınız mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Benim aslında sürekli herkesle irtibatım var Türkiye'den. Futbolcu olsun ya da diğer arkadaşlarım olsun. Aslında sürekli buradaki birileriyle irtibat halindeydim. Bu irtibatlarımdan bir tanesiyle de buraya dönme şansım oldu. Hiç tanıştığınız bir isim olmadı mı? Çünkü alguém que você perguntou sobre Antalya. Tabii ki bir karar vermeden önce her zaman birilerine danışıyorum. Buraya gelmeden önce de, kararımı vermeden önce de Brezilyalı tanıdığım futbolcu arkadaşlarım vardı. Burada daha önce oynayan futbolcular. Kendilerine danıştım, fikir aldım. Kimden? Burası ile ilgili bilgi aldım. Hangi Brezilyalı oynayacak? Chico, Diego, Wederson uzun süre burada oynayan, oynamış futbolcular. Kendileriyle iletişimim oldu. Onlardan tavsiyeler aldım. Şimdi sadece Fenerbahçelilerin değil, diğer takım taraftarları da sizi çok seviyor, size sempati duyuyor. Buraya geldiğinizde nasıl mesajları aldınız? Var mı böyle ilginç aldığınız mesajlar? Nasıl tepkiler aldınız? Aslında 2012'de Brezilya'ya döndüğümdekinden farklı değil. Türkiye halkı, bütün taraftarlar her zaman olduğu gibi bana beni seviyorlar. 12 yıl sonra Türkiye'ye teknik direktör olarak döndüm. Yine öncekinde olduğu gibi herkes bana sevgiler gösteriyor, iyi dileklerde bulunuyor. Aynı şeyleri gösteriyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynadım ama buna rağmen bütün diğer takımların taraftarları kendileri her zaman bana sevinç gösterilerinde bulunuyor. Her zaman iyi, güzel dileklerde bulunuyorlar. Bu da tabii çok mutluluk verici. Biz de sizi yeniden aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Bunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Gelelim Antalya Spor'a. Yoğun hazırlıklar içindesiniz. Hazırlık karşılaşmaları oynuyorsunuz tabii. Antalya Spor geçtiğimiz sezonu şöyle bir baktığımızda evet 10. sırada bitirdi ama Sergen Yalçın'dan nasıl bir takım devraldınız? Nasıl bir görüntüde Antalya Spor? Evet, Sergen Yalçın'dan aslında biraz sorunları olan, problemleri olan bir takım aldım. Bunu kendileri de dile getirdiler. Kendileriyle irtibatım oldu. Bazı sorunların olduklarını ve problemlerin olduklarını bana bildirdiler. Ama bu sene yeni bir sezondayız. Bu sorunları aşmayı hedefliyoruz. Tabii şunu açıklık getirmekte fayda var. Geçen sezon Nurşahin Hoca olsun, Sergen Yalçın olsun burada ellerinden gelen en iyi şekilde çalışıp mümkün olan en iyi seviyede ligi bitirmeye çalıştılar. Bu da Antalya Spor'u 10. sırada gösterdi. Tabii bu sene hedefimiz geçen seneden süre gelen sorunları çözüp ligi daha iyi yerde bitirebilmek. Teknik direktörlük kariyerinizle devam etmek istiyorum. 18 yaşındayken hızlı ve güçlü değildim. Ama hareket halinde olmayı ve ön sezilerimi kullanmayı başardım şeklinde bir açıklamanız olmuştu futbolculuk dönemine ait. Teknik direktörlük konusunda nasıl bir fark yaratmayı planlıyorsunuz? Sizi Alex de Souza olarak teknik direktörlükte ön plana çıkaracak özelliğiniz ne olacak? Agora é mais fácil porque eu não preciso da minha condição física, né?
Tabii ki bahsettiğiniz şey benim futbolculuk kariyerimde bana yardımcı olan şeylerdi. Teknik direktörlük kariyerimde de tabii ki ön sezilerimi kullanmayı ve bunları futbolcularıma aşılamayı, geçirmeyi hedefliyorum. Bunları da kullanmayı düşünüyorum. Aslında iki farklı şeyden bahsediyoruz. Ben futbolculuk kariyerimde kendi teknik direktörlerimden duyduğum şeyleri aslında onlar benim karakterime göre söylüyorlardı. Şimdi ben teknik adamlık kariyerindeyim. Futbolcularıma da onların karakterlerine göre şeyler söylüyorum. Biraz Süper Lig'i ve dinamiklerini konuşmak istiyorum. Süper Lig çok fazla dinamiği olan ve aynı zamanda da teknik direktör değişikliğinin de sıklıkla yaşandığı bir lig. Hiç endişe duydunuz mu gelmeden önce? Bu aslında Türkiye Süper Ligi'nde yeni bir şey değil. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Süper Ligi'ni takip eden herkes Türkiye'deki bu değişikliklerden haberdar. Burada şöyle bir düşünce var. Teknik adam değiştiğinde sorunlar çözülecek diye düşünülüyor. Ama bu bunu ben biliyordum zaten. Şimdi Süper Lig'de de çıta çok yükseldi. Yani geçen sezona baktığımızda 100 puan barajını aşan iki takım oldu. Bu sezon nasıl geçecek bu yarış? Neler öngörüyorsunuz? Nasıl bir lig bekliyor bizi bu sezon? Biraz renkli geçeceğe benziyor. Claro que Galatasaray ve Fenerbahçe fizeram foi espetacular. Evet, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin geçen sene yaptıkları gerçekten olağanüstü bir başarıydı. Çünkü Türkiye Süper Ligi rekabetçi bir lig. Kaliteli futbolcuların olduğu, çok kaliteli oyuncuların olduğu bir lig. Ben bekliyorum, umuyorum ki Antalyaspor da bu rekabetin içerisine girebilir. Bizim oluşturacağımız rekabetçi takımla biz de önemli başarı yakalayabiliriz. Como eu falei, faço uma campanha melhor do que foi feito na temporada passada. Süper Ligi tek kelimeyle özetleyecek olsan nasıl özetler? Rekabetçi. Bunu gelmeden önce de zaten biliyordum. Burada gerçekten rekabetçi bir lig var. Çünkü Türk halkının tutkusuyla, futbol tutkusuyla bu rekabetçilik her zaman daha da artıyor. Daha her geçen gün daha da farklı bir lig görüyoruz. Gelelim Antalyaspor'a. Biraz Antalyaspor'u detaylıca konuşmak istiyorum. Öncelikle çok güzel bir tesisiniz var. Daha önce de ziyaret etmiştim. Bu sezon 6 transfer gerçekleşti. Bir tanesi kiralık olmak üzere. Biraz transferde problemler var ama bilgisini verelim. Kısa zamanda da düzelecek transferlerle ilgili problem. Nasıl bir transfer sezonu geçiyor? Gelen isimler güzel isimler, güzel oyuncular. Hepsini de beğeniyorum. Bazı sorunlar yaşadık evet ama bunları da çözüm aşamasındayız. Üzerinde yönetimimiz çalışıyor. Bu sorunları çözmek için çok çalışıyor. Tabii birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Yönetimle beraber çalışıyoruz. En iyi isimleri buraya getirmeye çalışacağız. Direkt ilk ağızdan da öğrenmek istiyorum. Bünyamin Balcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğu yönünde haberler vardı. Sizin tarafınızdan da açıklık gelirse net olur. Nada. Isso é uma conversa da diretoria. Eu espero que o Bünyamin fique aqui. Bununla ilgili aslında benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bu tamamen yönetimin kararı. Ama benim Bünyamin burada kalırsa ona her zaman ihtiyacım olacak. Yani Beşiktaş talip oldu mu, olmadı mı? En azından onu öğrenebilirsek. Bilmiyorsunuz. Peki. Bunu da yönetime sormamız gerekir. Peki. Şimdi tabii Antalyaspor'la 2 yıllık bir sözleşmeniz var. Ve 2 yıllık o sözleşme bitiminde Antalyaspor taraftarına neler vaat eder Alex de Souza? Öncelikle şunu vaat edebilirim. Çok çalışacağım. Ne kadar uzun süre burada, ne kadar kalırsam burada Antalyaspor taraftarları için, Antalyaspor için çok çalışacağım. Ve 2 yıl sonrasında dönüp baktığımda hedeflerine ulaşmış bir Antalyaspor bırakmayı düşünüyorum. Burada Antalyaspor'u seven oyuncular var. Antalyaspor'u seven bir teknik ekip var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kamp döneminde bazı işte Fenerbahçe taraftarlara imza vermeniz çok fazla yanlış anlaşıldı. Dolayısıyla Antalyaspor taraftarına bir mesaj vermek ister misiniz? Bole ve Neospor aracılığıyla. Şunu açıklamak istiyorum öncelikle. Burdur'da özellikle kamp sürecindeyken yanıma gelen taraftarlar Fenerbahçe formasıyla, Galatasaray formasıyla, Beşiktaş formasıyla ya da Trabzonspor formasıyla geldiler. Ben her birini imzaladım. Her
birini en iyi şekilde ağırladım. Çünkü insanların bana sevgisini geri çeviremiyorum, çeviremem. Sadece bu takımlar değil, tabii ki Antalya sporlular da geldi. Onları da kırmadım. Yine aynı şekilde, en iyi şekilde ağırlamaya çalıştım. Yani yaptığım idmanları hiçbir şekilde bölmeden, çalışmalarımıza zarar vermeden, bu çalışmalar dışarısında otele gelebilen futbol taraftarlarına en iyi şekilde cevap vermeye çalıştım. Dediğim gibi hangi takım olduklarına, hangi formayı giydiklerine bakmadan en iyi şekilde ağırlamaya çalıştım. İşte bu yüzden de her takımın taraftarı tarafından seviliyorsunuz zaten. Düşüncem bu şekilde. Yani desteklediği takımın ne olduğuna bakmaksızın herkese aynı şekilde ağırlamaya çalışıyorum. Önemli olan nokta da bu. Farklı hazırlık karşılaşmaları oynadınız. Tabii ki hazırlık karşılaşmaları bir ölçüt değildir ama çok da istediğiniz sonuçları alamadığınız karşılaşmalar oldu. Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu sizi biraz da olsa tedirgin ediyor mu? Yoksa hayır, her şey rayına oturacak mı diyorsun? Öncelikle şunu belirtmek gerekir, şunu söylemem gerekir. Yaptığımız 4 karşılaşmanın 2 tanesini biz idman maçı olarak algıladık. O şekilde kabul ettik. Çünkü eğer maçın kadrosuna oynayanlara da baktıysanız, oradaki oyuncuların çoğunun gerek altyapı, gerekse farklı oyuncular olduğunu görebilirsiniz. Şu anda bizim ligimiz başladığında çoğusu bizimle olmayacak olan oyuncular. Orada bizim oyun sistemimizi yansıtıp yansıtamadıklarına ya da kendilerini gösterip gösteremediklerine bakıyoruz. Bu ilk iki hazırlık karşılaşmasında kendi oyuncularımıza da yaptığımız fiziksel yüklenme düşüncesiyle bütün herkese şans vererek herkese oynatmayı çalıştık. Sonraki yaptığımız iki karşılaşmanın ilki Sivasspor'a karşıydı ve 1-0 kaybettiğimiz bir karşılaşmaydı. Tabii ki bu maçtan iyi dersler çıkarmamız açısından çok iyi bir karşılaşma oldu. Bunun üzerinde çalıştık, daha sonra eksiklerimizi gördük. Daha sonraki karşılaşmayı aslında çok dikkate almamak gerekir. Hı hı. Çünkü 19 dakika süren bir karşılaşmaydı, evet. Ve istenmeyen olaylar sebebiyle bitirilmek zorunda kalındı. Hı hı. Evet, Alexa Soza ile birlikteyiz. Antalya Spor Teknik Direktörü ve Fenerbahçe efsanesi. Sürprizlerle dolu bir röportaj olacağının başında sinyalini vermiştim. Hem voleyi, hem de Neospor'u, hem takibi almayı, hem beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın. Çünkü ara ara da bakıyorum. Yani Alex de Souza konuk olacak diye duyurduğumuz andan itibaren fazlasıyla da yorum geldi. Fazlasıyla merak edilen şey var. Ben tabii ki bütün merak ettiklerimi soracağım ama sizin de eminim çok fazla merak ettiğiniz vardır efsaneyle ilgili diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe formasıyla yıllarca mükemmel istatistikler elde etti. Heykeli dikildi ki bu zaten bir ilkti. O yıllara geri dönelim. İlk ne hissetti ve arkadaşlarına bunu nasıl anlattı? Mesela bu hiç sorulmadı ve ben bunu merak ediyorum. O que você falou sobre isso para seus amigos que você tem uma estátua em Kadıköy? Arkadaşlarına ne dedi anlatırken? Bununla ilgili aslında söyleyebileceğim tek kelime, yani yorum yapamıyorum gerçekten. Bana soruyorlar ve bununla ilgili açıklayıcı hiçbir şey söyleyemiyorum. Bununla ilgili sadece çok teşekkür edebilirim. Yani yıllar sonra benim geçmişteki başarılarıma düşünülerek bir heykelim dikiliyor ama bununla ilgili gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok güzel bir duygu. Ama anlatırken ela tá, de mütevazılığını koruyor. Ela tá lá, ela é linda, sou super agradecido, mas se me perguntar por que eu ganhei, realmente eu não consigo explicar. Evet, orada bir heykelim var. Gerçekten bunu biliyorum, bunun farkındayım. Bunu bana soruyorlar, bir şey söyleyemiyorum. Bunun sadece gerçekten güzel işlerin sonucunda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Türkiye'de en çok neyi özlemiş? O que você estava gostando da Turquia? São vidas diferentes, né? Eu saio daqui, tinha 35 anos, hoje eu já tenho 47. Viver no Brasil é um pouco diferente do que eu vivia na Turquia. Eu tinha 3 filhos pequenos, hoje não tenho mais, quer dizer, a vida mudou muito, então saudade, eu tenho saudade de bastante coisa. Buradan Türkiye'den ayrıldığımda 35 yaşındaydım. Hı hı. Geri döndüğümde şu anda 47 yaşındayım. Hı hı. 12 yıl sonra Türkiye'ye döndüm. Tabii ki çok şey değişti. 3 tane çocuğum var. Her şeyi çok özledim diyebilirim. Her şeyi çok özledim Türkiye'de.
En çok ne yemekler haricinde? O que é mais? Não, cara, eu não tenho muita... Eu tenho saudade do dia a dia, do que eu vivia. Eu era um jogador de futebol, tinha uma família muito perto, vivendo sempre junto. E essas coisas mudaram, né? Então essas coisas realmente... Não tem uma coisa específica. Mas a vida que eu tinha aqui realmente é algo que me dá saudade. Aslında şöyle, futbolcu olduğum yıllardaki yaşadığım günleri özlüyorum. Hı hı. Çünkü o dönemde güzel günler geçirdim, futbolcuydum. Çok güzel günler geçirdim. O günleri geri getiremem tabii ki. Ama yıllar sonra yeniden geldim. O günleri yaşayamam ama o günleri özlüyorum. Türkiye'den çok onları özledim ama özellikle bir şey söyleyemem şu anda. Biraz o günlere döneyim. Ben isim isim sormak istemiyorum. Çok fazlasıyla soruldu kendine ama. Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde. Şimdi yeri geliyor biz bile... Geçen seneki verdiğimiz kararları ya da hissettiğimiz şeyleri değiştirebiliyoruz, değişik hissedebiliyoruz. Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili farklı bir duygu hissediyor mu? Ya da o zaman böyle düşünüyordum, şu an böyle düşünüyorum gibi bir fikri var mı? Hiçbir şeyi farklı hissetmiyorum. Her şeyi aynı hissediyorum. O gün de bugün de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben kulübün bir çalışanıydım, kulübün bir futbolcusuydum. Daha sonra bir karar alındı. Yönetim tarafından olsun, teknik ekip tarafından olsun bir ayrılık kararı alındı ve ben buna saygı gösterdim. Eğer kulüpte de yönetim tarafından da istenmediğim takdirde kontratımı sonlandıracağımı söyledim ve o şekilde oldu. Antalya Spor'dan bir örnek verecek olursam, bugün burada teknik direktörüm ama benim üzerimde bir yönetim var. Eğer bir gün yönetim gelir de beni istemediğini belirtirse, tabii ki kararlarına saygı duyarım ve buradan ayrılırım. Bugün, o gün olanlar da bunun aynısı oldu ve ben kendi yoluma devam ettim. Ya da bugün futbolculardan örnek verecek olursak, bugün baktığımızda futbolcuların bazen takımdan ayrıldıkları da buna benzer bir süreç oluyor. Kendisine bakıyorsunuz, eğer kendisini takımınızda düşünmüyorsanız kendisiyle konuşuyorsunuz ve ayrılıyorsunuz. Bugün o gün olanlar da bugünle aynısı oldu. Tabii ki şunu söylemek gerekir, o günün kararını kim aldı, neden bu şekilde oldu, bunu da tabii ki o karar alanlara sormak gerekir ve onların cevaplarını dinlemek gerekir. Onu geçiyorum, bunlar yönetimsel mevzular. Tabii ki Sanko İzlesi Administrasyon Amacımız. Evet. Ama aynı hissettiğini en azından ifade etti Alexa Souza. İsim isim sormayacağım demiştim ama Aykut Hoca'nın bir sözü vardı. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Alex teknik direktör olduğunda beni daha iyi anlar demişti. Zaman zaman Aykut Hoca'yı daha iyi anladığı anlar oldu mu? Ama bunu anlamak için aslında benim hoca olmama gerek yok. Çünkü o anda onun aldığı bir karardı. Ben futbolcuyum ve o teknik hocamdı. Onun aldığı bir karardı ve ben saygı duydum. Olan bu şekilde. Onu anlamam için teknik hocam olmama gerek yok. Onunla hiçbir sorunum olmadı. Ben onu her zaman anladım. Sadece bu söylediğinle ilgili onu anlamam için teknik hoca olmama gerek yok dedim. Ama ben onu o zaman da anlamıştım. Çünkü ilişkimiz farklıydı. O hocaydı, ben oyuncuydum. O an böyle bir karar aldı ve ben buna saygı duydum. Tabii ki dediğim gibi hocanın bir aldığı bir karardı. Tabii ki üzüldüm çünkü takımdan ayrılık kararıydı bu. Takımdan ayrıldım ama hocanın aldığı karara saygı duydum. Onun kararına saygı duydum. Şimdi tekrar Antalya Spor'a döneceğim. Şimdi Antalya Spor'un performansını konuştuk, transferleri konuştuk. Vamos voltar mais uma vez para Antalya Spor. Oyuncularla olan ilişkisi nasıl Alex de Souza'nın? Herkes tarafından seviliyor o kesin ama oyuncularına böyle kurallar koyuyor. Mesela ufak ufak sosyal medya yasakları vesaire var mı? Hatırladım mesela İsmail Kartal, Osay Samuel'in konsol oyunu oynamasını yasaklamıştı. Var mı böyle kuralları yoksa hiçbir şekilde kuralı yok mu? Benim kendimin özellikle koyduğum kuralları yok. Kulübün kendi belirlediği kurallar var. Ben de geldiğimde bunların tamamını okudum ve çoğunu onayladım. Bunun haricinde benim eklediğim kurallar yok. Burası organize bir kulüp. Her şey yolunda ilerleyen bir kulüp. Futbolcularım için koyduğum özellikle ekstra kurallar yok. Buradaki kulübün kendi kurallarını takip ediyoruz. Ben kulübün bir çalışanıyım burada. Buradaki bir futbolcu gibi ve buradaki kulübün bütün kurallarına uymaya çalışıyoruz hepimiz. Bunların hepsi sadece benim için değil, burada çalışan olarak benim için, tercüman için, herhangi bir başka bir tercüman için, her şey herkes için geçerli kurallar, herkes için geçerli şeyler.
tesiste de kalıyor aynı zamanda. Tabii bu da futbolcularla olan ilişkisini de kuvvetlendirebilecek etkenlerden biri. Evet, kulüpte kalıyorum. Mesela bugün sabahtan spor salonuna teknik ekibimle beraber girdik, çalışıyorduk. O sırada orada olan farklı oyuncular da vardı. Sürekli kendileriyle iletişim halindeyim. Kendileriyle görüşüyorum. Daha sonra gelen futbolcular oluyor. Öğleden sonra idmanımız var. Daha erken gelenler oluyor. Kendileriyle görüşüyorum. Sürekli iletişim halindeyim, irtibat halindeyim ve güzel bir çalışma ortamımız var. Güzel bir havamız var burada. Peki, unutamadığı bir an olur, gol olur, maç olur. Biraz geçmişe döneyim, bir anısını soracağım. Unutamadığı anısını soracağım. İşte yüzden de soruyorum. Kendisiyle ilgili anıları da anlatıyor. Biz de tabii ki keyifli bir şekilde de dinliyoruz. Gelsin ekrana, neler söylemiş. Yeni kariyer yolculuğunda sana başarılar diliyor. Tekrardan yeşil sahalarda görüşmek dileğiyle. Bazı insanlar bazı insanların hayatında izler bırakır. Bunlar bizde fazlasıyla var. Hoş geldin. Nós outras vidas das pessoas. Eu tenho muito desse aqui. Deixa eu dizer isso para você. Birlikte oynamadığım ama sürekli çok sıklıkla karşı karşıya geldiğim oyunculardan bir tanesi. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine ve ailesine selamlarımı iletiyorum. Şu anda aramızda gerçekten uzak mesafeler var. Ondan kaçmama gerek yok artık. Şunu soracağım. Şimdi teknik direktör Alex, rakip takımdaki Alex'i savunması için takımı alır mıydı? Savunması treni doğru. Kesinlikle onu kullanmak isterdim. Eğer mümkün olsaydı böyle bir şey, kendi takımımda karşısında Alex'i savunması için gerçekten onu kullanmak isterdim. Böyle bir karakter, bir oyuncuya ihtiyacım var. Gerçekten sert, agresif bir yapısı var. Kendi alanını çok iyi savunan bir oyuncu. Böyle bir karakterde oyuncu kendi takımımda görmek isterdim. Yine geçmişe gittiğimizde Zico'nun idmanlarının çok ağır olduğu konuşuluyordu. Hatta Tuncay Şanlı ilk idmana çıktığında biraz Zico'nun yardımcısına da serzenişte bulunmuş. Çok ağır idman şeklinde. Zorlanıyor muydunuz? Não, porque eu vim da mesma escola que ele, né? Então já estava acostumado. Hayır, aslında ben de aynı okuldan yetişmiş bir insanım. Çünkü alışkındım. Onun idmanlarından çok sorun yaşamadım. A gente no Brasil é uma escola de muito trabalho, né? Então a gente estava acostumado com isso. Biz Brezilya'da futbol okullarında gerçekten yoğun çalışmalara maruz kalıyoruz ve bundan alışkındım yani. E não estou dizendo que a Turquia não seja. Só se trabalha diferente do que a gente estava acostumado. Então o Tuncay deve ter sofrido só para se acostumar, mas depois que se acostumou estava tranquilo. Ama bunu Türkiye'de böyle bir şey yok demek için söylemiyorum. Çalışma şekilleri farklı tamamen. Brezilya'da ve Türkiye'deki çalışma şekilleri çok farklı. Evet. Belki Tuncay alışkın değildi. Farklı bir çalışma yöntemiydi ve o yüzden bunu söylemiş olabilir. Konuşuyor musunuz Tuncay Şanlı'yla? İletişiminiz var mı? Tengo contato. Tabii ki, evet. Peki, sorusu var. Tuncay é um dos grandes que... Então, ele mandou um vídeo para você também. Sorusu var Alex de Souza'ya. Gelsin para você. Tuncay Şanlı'nın sorusu. Sevgili dostum Alex, merhabalar. Tekrardan Türkiye'ye hoş geldin. Seni sağ kenarında görmek tabii ki hem bana hem ülke futboluna keyif verecektir. Senin o oyun anlayışın, oyuna bakışın mutlaka oyuncu grubuna da yansıyacaktır. Bundan son derece eminim. Seninle tabii ki çok fazla anılarımız oldu, başarılarımız oldu, çok güzel zamanlarımız oldu. En son Jubilende de çok keyifli vakit geçirdik. Çok güzeldi. Keyifliydi. Seninle son kez o sahada olmak cidden benim için unutulmaz bir andı. Anıları anlatmaktansa teknik direktör gözüyle şöyle bir şey sormak istedim aslında. Ben de sağ kenarındayken antrenmana çıktığımda bazen acaba oynayabilir miyim diye düşünüyorum. Canım oynamak istiyor. Aynı şekilde sen de sağ kenarında durduğunda antrenmanı izlediğinde oynamak istiyor musun? Onu merak ettim. Tekrardan Türkiye'ye hoş geldin. Başarılar diliyorum. Kalbim seninle olacak, onu biliyorsun. Her zaman destekçin olacağım. Müsait olduğunda da mutlaka bir maçına ziyarete geleceğim. Seni de bekliyoruz. Marco'ya da selamlar. Başarılar diliyorum dostum. Sus mi amigo?
Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Eğer Türkiye'de çok güzel zamanlar olduysa, çok başarılar elde edildiyse bunun sahibi Tuncay Şanlı'ydı. Takımın lideriydi, kaptanı oldu. Çok güzel başarılar yaptık beraber. Gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda yeniden futbol oynama isteğim yok. Çünkü vücut kondisyonlarım, şartlarım buna izin vermiyor. Antrenmanlarda görüyoruz ama kendisini. Gollerini. 2014'te futbolu bıraktıktan sonra artık saha kenarında durmayı, sadece izlemeyi tercih ediyorum. Tuncay'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de eğer başarılı bir futbolcu olduysam belki bunun en büyük pay sahiplerinden birisi de kendisiydi. Ayrıca bunun için de çok çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede de zaten Antalyaspor'un maçına geleceğini söyledi sevgili Tuncay Şanlı. Benim de. Her zaman beklerim. Peki, Tuncay Şanlı dedik, Zico dedik özellikle. Sevgili Önder Özen'in, Önder Hoca'nın da sorusu var kendisine, Alex de Souza'ya. İki tane sorusu var, hemen gelsin ekrana. Alex Hoca'ya iki sorum var. İlki şu: Süper Lig'e yeni fikirler mi getirecek, yoksa bu ligin mevcut gerçeklerine göre bir futbol mu oynatmaya çalışacak? İkinci sorum, geçmişin büyük oyuncuları teknik direktörlüğe başladıklarında hep baskı altında olurlar. Bugün için Arda Turan gibi Alex de Souza da geçmişin bir büyük oyuncusu olarak baskı altına girecek. En azından bizler baskı yapacağız. Çünkü bu oyun zekalarından beklentilerimiz çok büyük. Kendisini ne kadar baskı altında hissediyor, bunu merak ediyorum. Baskı ile ilgili şunu söyleyebilirim. İnsanlar konuşurlar ve onlara saygı duymak gerekir. Herkes bir şey söyleyebilir ve ben işimi yapmaya devam ederim. İnsanların konuştuklarına saygı duyuyorum. Diğer sorusuyla ilgili olarak da 2014'te Alex de Souza futbol hayatına veda etti ve şu anda teknik direktör olarak yeniden bir kariyerin başında. Farklı şeyler. Şu an burada teknik direktör olarak buradayım. Teknik direktörlükle ilgili söyleyecek olursam, benim kafamda istediğim, görmek istediğim ideal bir dünya var. İdeal bir oyun anlayışı var mesela. Hedeflerimden birisi bu idealiteye ulaşabilmek. Elimden gelenin en iyisini yapmak bunun için. Futbolculardan, onların karakterlerinden en iyi şekilde faydalanabilmek. Önder'e de buradan kendisine ve ailesine selamlarımı iletiyorum. Çünkü o dönemde bana çok yardımcı olmuştu. Kendisine teşekkürlerimi, ailesine sevgilerimi iletiyorum. Hem sevgili Önder Özen'e, hem Tuncay Şanlı'ya, hem de Hürriyet Güçer'e çok teşekkür ediyoruz. Sizi kırmadılar. Devam edelim. Şimdi Süper Lig yaklaşıyor dedik. Fenerbahçe'ye karşı farklı bir takımın başında rakip olmak sizi heyecanlandırıyor mu, sabırsızlandırıyor mu? Nasıl duygular içindesiniz? Merak ediyorum. Şu an bununla ilgili bilmiyorum gerçekten. Çünkü o haftaya kadar, Fenerbahçe ile karşılaşacağımız haftaya kadar çok fazla zaman var. Benim şu an kafamın tamamında ilk maçımız olan Göztepe'ye karşı bir hazırlık var. Bütün odağım, düşüncem ilk maçımız şu anda. O günü bekleyip göreceğiz. Ben şimdiden Special One Doktor Alex'e karşı manşetlerini görüyor gibiyim. Doktor lakabı nereden geliyor? Onunla devam edelim. Deneydi. Hiçbir fikrim yok. Deneydi. Öylesine gelişmiş bir lakap. Kumu foyun tam ise. Yani insanlar sürekli lakap takıyorlar. Lakap takmayı seviyorlar. Benim ismim Alex. Ama farklı isimler, farklı lakaplar takabiliyorlar. Doktor da bunlardan bir tanesi. Por exemplo, ela falou das manchetes. Quem vai fazer as manchetes são eles da imprensa, né? Então, mesela biraz önce manşetlerden bahsettiniz. Manşeti kimler yapıyor? Tabii ki basın yapıyor. Onlar takıyorlar yani. Onların taktığı bir lakap olabilir. Então, quem dá o apelido, como chama, que tipo de tratamento dá são os outros, né? Não tenho muito controle sobre isso. Yani lakaplar, başkalarına konulan isimler vesaire başkaları tarafından konuluyor. Bununla ilgili nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde peki Alex de Souza bir manşet atmak istese ne atardı? Tabii ki her maç ayrı dediniz ama bir ayrı bir önemi, bir ayrı bir sabırsızlığı vardır diye düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de yaşadığım o dönemler özel anlardı ama şu anda o günlerden farklı günlerde yaşıyoruz. Evet. Bununla ilgili bir manşet düşüncem hiç olmadı ve şu anda bir manşet aklıma gelmiyor. Soy players que são jornalistas, eles são mais criativos do que. Siz gazeteciler olarak bu alanda gerçekten
çok yaratıcısınız. Peki, tabii yavaş yavaş artık toparlayacağım ama Mourinho Türkiye'ye gelmişken birkaç cümlede Mourinho ile ilgili Mourinho rica Mourinho edeceğim Alex'ten. Mourinho dünya futbol tarihinin en önde gelen isimlerinden birisi. En kariyerli teknik adamlarından birisi. Eğer bugün dünya futbol tarihinin teknik direktörlerinden oluşan bir söyleşi olsaydı muhtemelen Mourinho bunun tam ortasında olurdu. Fenerbahçe için gerçekten çok özel birisi. Kendisi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe için gerçekten çok önemli. Peki yavaş yavaş bitireceğim dedim ama A milli takımımızı da sormazsam olmaz. Euro 2024'ü eminim ki yakından takip etmiştir. Tabii iyi oynadığımız bir maçta talihsiz bir şekilde de elendik ama A milli takımımızı hem nasıl görüyor hem de hangi oyuncuları özellikle beğendi? Bunu özellikle sormak istiyorum. Aynı zamanda Ferdi'nin performansını nasıl buldu? Çünkü istatistik rekoru da kırdı Ferdi. Eu acho assim, uma seleção jovem com bons jogadores que o Montella conseguiu fazer bom time e competiu bem. Esse é o principal para mim. Benim için öncelikli olan şu, Montella genç oyunculardan oluşan genç bir takım kurdu. Bu önemli bir şey çünkü. Tem uma geração boa para que o treinador e a federação cuidem para as próximas competições que eles vão enfrentar, que realmente tem bons jogadores. Genç bir jenerasyondu. Federasyonun da desteğiyle genç bir jenerasyon yakalandı. Güzel maçlar ortaya koydular, güzel oyunlar ortaya koydular. E eu não curto muito essa ideia de ficar apontando um ou outro, porque sempre cria uma expectativa quando alguém fala de alguém, né? Então, são bons jogadores, têm boa seleção e eu torço muito por eles que eles em seus clubes consigam se desenvolver bem e quando estiverem juntos na seleção possam fazer bom time e competir bem em todas as competições que tiverem. Bir isim söylemek hakkında da şunu söylemek istiyorum. Birisi hakkında bir şey söylendiğinde beklentiler yükseliyor. Bu sebeple bir isim vermek, birilerini söylemek istemiyorum açıkçası. Kendileri için, milli takım için güzel başarılar yaptılar. Eğer bu gelişimlerini kendi takımlarında da sürdürürlerse kariyerleri için çok çok daha güzel şeyler olur. Yıllar önce bir röportajınızda Fenerbahçe'deyken Türkçe öğrenemedim demiştiniz. Şimdi antrenmanlarda ya da tesislerde kullanıyor musunuz böyle ufak tefek Türkçe kelimeler? Konuştum diyebilmem için aslında evet Fenerbahçe'deki hayatımın sonlarına doğru konuşabilir duruma neredeyse gelmiştim. Ve o dönemde Brezilya'ya tekrar döndüm. Uzun bir süre tabii ki yeniden konuşmadım. Ama tabii ki konuşmak istiyorum. Şu anda o günleri de hatırlayarak zaman zaman aklıma gelen kelimeler, cümleler oluyor. Ama öğrenmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Belki de insanların anlamadığı ya da fark etmediği durumlardan birisi şu. Zico'nun Fenerbahçe'de olduğu dönemde muhtemelen 30 tane Brezilyalı vesaire 30 tane Brezilyalı oyuncu vardı o civarda. Bu da aslında bizim dil öğrenmemizi geciktiren etkenlerden birisi oldu. Çünkü sürekli aramızda kendi dilimizi konuşuyorduk ve Türkçe'yi çok sonradan öğrenmeye başladık. Şöyle düşündüğümüzde teknik ekibi, oyuncuları, oyuncuların ailelerini, bazı tercümanları düşündüğümüzde kendi aramızda tamamen Portekizce konuşuyoruz. O dönemde Türkçe konuşmamızı etkileyen, geciktiren etkenlerden birisi de bu oldu. Então a gente vem de um período do Christoph now falando inglês. Çünkü şöyle düşündüğümüzde Christoph'un İngilizce konuştuğunu, Aragonese'in İspanyolca konuştuğunu, Zico'nun Portekizce konuştuğunu ve daha sonrasında sonlara doğru Aykut Hoca'nın gelip Türkçe konuştuğu dönemi düşündüğümüzde son zamanlara doğru Türkçe'yi daha çok konuşmaya başlamıştık. Ama konuşmayı deniyoruz. Şimdi çalışıyoruz. 4-5 hafta oldu geleli Antalya'ya değil mi? Ve antrenmanlarda ufak tefek konuşuyordur. Deve falar alguma coisa nos treinamentos. Em alguns momentos sim, até com os próprios jogadores em algum momento. Evet, bazen oluyor. Bazen futbolcuların kendileriyle de zaman zaman konuşabiliyorum. Türkçe. Mesela dünkü antrenman. Bir taşıyalım ekrana. Gelsin tamam, bakalım. Çekersiniz tamam mı? Tamam abi. Era como
como vos ne preparador de goleiro? Bu bizim kaleci hocalarımızdan birine yaptım. Oğuz Hoca yaptığım bir şakaydı. Mas essas coisas a gente usa no dia a dia sim. Evet, zaman zaman bu tarz şeyleri kullanabiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Röportajımızı bitirirken son bir sorum olacak. O efsane golleri arasında Galatasaray'a o uzaktan atılan gol mü? Samsun Spor'a atılan rövaşatadan mı daha büyük keyif almıştı? Yoksa frikik gollerinden mi daha fazla keyif alıyor Alex de Souza? Bir seçenek rica edeceğim. Um desses que ela citou? É, o meu preferido. É. O meu preferido ou essas que ela citou? Entre daquelas que ela citou. O gol do Galatasaray. Bu söylediklerinizden Galatasaray'dan golü tercih ederim. Peki, Alex de Souza yıllar önce Galatasaray'a attığı golü tercih etti. Başak bir sürprizimiz olacak sevgili Vole ve Neospor izleyicileri. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyelim. Burada bir soru işaretimiz olsun. Alex de Souza'yı bulmuşken hemen bırakmayacağım. Biz de kalın. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Benim ilk yayınımda bizimle birlikte olduğu için sonsuz başarılar. Obrigado, foi o primeiro programa dela ao vivo que ela consiga fazer muitos e que tenha muito sucesso. Yaptığınız ilk röportaj için benimle olmasından dolayı da çok çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel, çok başarılı programlara imza atarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle birkaç özel teşekkürüm de olacak. Tabii ki başta kendisine ettim ama Antalyaspor Kulübü Başkanı Sayın Sinan Boztepe'ye, basın sorumlusu Murat Özgen'e çok teşekkür ediyorum. Ve tercüme için de sevgili Murat Çoruk'a çok teşekkür ediyorum. Voley'e ve Neospor'a abone olmayı unutmayın. Sürprizlerimiz olacak. Görüşmek üzere.